Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün aldığım bir habere göre Diyarbakırlı Ramazan Hoca namında bir arkadaşı öldürmüşler. Belki biliyorsunuzdur, takip edenler veya illaki TikTok'ta, Instagram'da veya YouTube kanallarında denk gelmişsinizdir. Dini sohbetleri, söylemleri olan bir kardeşimizdi. Diyarbakırlıydı kendisi. İşte camide vaazlar eden, camide derken caminin avlusunda falan, yani imam falan değildi. Böyle farklı görüşleri olan, dini konularda farklı görüşleri olan bir insandı. Hani ne kadar doğru konuşuyordu, ne kadar yalan konuşuyordu bilmiyorum. Veya yanlış konuşuyordu, yalan demeyelim de. Öldürülmüş. İstanbul'da çay ocağı açmış. Çay ocağını da biri kalbinden bıçaklamış. Vefat etmiş. Şimdi arkadaşlar, bu işler, yani Ramazan Hoca, yani gördüğüm kadarıyla, arada bir bazı mevzularını dinlediğim kadarıyla, yani sadece söylem olarak dini konularda yorum yapan, ama yanlış ama doğru neyse, kendi çapında bir şeyler anlatan bir vatandaştı. Adam gelmiş İstanbul'a, bir çay ocağı açmış veya çay ocağında çalışıyor neyse. Yani bu insanı öldürmenin kime ne faydası var? Neden öldürülmüş? Yemin ediyorum çok manyak, merak ediyorum. İnşallah ileriki zamanlarda bu daha da netleşecektir. Şimdi biliyorsunuz, bakın, eskiden de bu işler hep böyleydi. Bazen eskiden daha çok oluyordu bu işler. Daha önceki videolarımda da ben bunları anlatmıştım zaten. İlk önce bir imamın camide bıçaklanması. Peşinden işte kilisede bir vatandaşın öldürülmesi. Ondan sonra ne olmuştu? İşte bir şeyler daha olmuştu. Şimdi de Ramazan Hoca muhabbeti. Şimdi bunlar hep peş peşe geliyor. Bunlar rastgele mi oluyor? Veya peş peşe mi rast geldi? Bence birileri Türkiye'de bazı dengeleri değiştirmek, bazı hassasiyetleri kaşındırmak için, harekete geçirmek için veya huzur bozmak için düğmeye basmış gibi geliyor bana. Yani şimdi Ramazan Hoca'yı bir insan neden öldürsün? Veya bir insan bir şeyler anlatıyor diye bir insanı niye öldürsün? Adam kendi bildiği veya kendi fikri veya doğru veya yanlış. Neden böyle bir şey? Yani söyleyen bir insana sen ben neden gidip öldüreyim? Yani denk gelirsin, muhabbet edersin, dersin ya bu yanlıştır, doğrudur veya sen sosyal medyada yanlış konuşuyor dersin, bilmem ne dersin. Yani yanlış konuştuğunu bile farz edecek olsak, yani her yanlış konuşanı da tutup haşa öldürecek halimiz yok. Veya bize doğru gelmeyen, söylemleri konuşan insanlara şiddet uygulamamızı gerektirecek bir şey yok. Şimdi burada ben şuna eminim, birileri bir şeyleri kaşındırmaya çalışıyor. Ramazan Hoca da, tabii tam kesin konuşmayayım, yani sebebi nedir? Hani Ramazan Hoca'nın da ben birilerine zarar vereceği, birilerini böyle ölümüne sebep olacak bir yanlış yaptığını da ben kendi adıma tahmin etmiyorum. Yani adamın anlatılışları, anlatımları bana biraz sempatik gibi, tipi, konuşmaları bana biraz sempatik geliyordu işin doğrusu. Ha doğru mu konuşuyordu, konuşmuyor muydu? Dediğim gibi bunu da din bilginleri, yani hani hoca dediğimiz, yani bu işte dinden anlayan insanların nerede yanlış, nerede doğru söylediğini ancak onlar bilir. Hani ben kendisini takip de etmiyordum ama bazen denk geliyordum. İşte az önce dediğim gibi Türkiye'de bazı şeyler kaşındırılıyor. İşte kilisede insanların birinin öldürülmesi. Yani yurt dışından birileri gelmiş, araba getirilmiş. Yani bir yıl evvel bu haberlerde söylenene göre planlanmış bir olay. Sebebi nedir ne değildir bu ortaya çıkar çıkmaz bilmiyorum. Ve ondan önce işte imamın bıçaklanması, işte şimdi Ramazan Hoca'nın öldürülmesi. Bir de şey var, onu unuttum az önce. İşte yeşil hilafet bayrağı taşıyan bir insanın dövülmesi. Bakın yemin ediyorum bunlar Türkiye'nin huzurunu kaçırmak için yapılmış olduğunu ben kuvvetle ihtimal inanıyorum. Ama tabii daha önceki videolarımda dediğim gibi
Yani Türk milleti, ben şimdi o kadar sıkıntılar var ki bu işlere çok fazla da prim vereceğini zannetmiyorum. Vermek isteyenlerin de sakin olmasını, gaza gelmemesini temenni ediyorum. Yani bana göre bu işler birileri tarafından kaşındırılıyor. Yani bir insan şimdi hilafet sancağı taşıyan bir insanı da, yaşlı bir insanı yumruklamasının da bir mantığı yok. Camiye girip de hani hiç tanımadığı bir imamı veya insanı neyse bıçaklamasının nasıl bir sebebi olabilir? Allah bilir. Bir de girip de bir kilisede bir insanı öldürmenin nasıl bir sebebi olabilir? Kime ne faydası olabilir? Türkiye'yi karıştırmak için nasıl bir olay olur? Onu da bilmiyorum arkadaşlar, işin doğrusu. Ama birilerinin bu işi kaşındırdığına ben şiddetle inanıyorum. Yani güvenlik kuvvetlerimiz bunu inşallah aydınlatacaktır. Yani Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Bana göre hani Allah katında nasıl bir insandı bilmiyorum. Yani ben de hoş çok doğru bir bok değilim. Yani birçok insan gibi. Adam kafasına göre bir şeyler anlatıyordu. Doğru, yanlış, eksik, neyse. Allah'tan rahmet diliyorum. Başka da ne söylenir bilmiyorum. Yani Türk milleti olarak uyanık olup bu provokasyon olaylarına girmememiz gerekiyor. Herkes akıllı olsun. Yani memleketimizi karıştırmaya. Gerçi bu seçim diyeceğim bu işe ama. Yani bu belediye seçimi. Yani hükümeti etkileyecek veya işte insanları çok fazla hayatını etkileyecek bir seçim de değil. Yani belediyede o kazanmış, bu kazanmış. Bana ne amına koyayım. Yani çok da umurumda değil. Ama bu bir şekilde birileri tarafından kaşındırılıyor. İnşallah failleri yakalanır neyse. Kimse gaza gelmesin. Provokasyonlara da uymayalım arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize dikkat edin.